Herkese selam, kanala hoş geldiniz. Şimdi yeni bir seriye başlayalım istedik. Malum korona Türkiye'de çok arttı. Çoğu insan evinden dışarı çıkmak istemiyor. Evde pratik bir şekilde günü ve öğünü kurtarabileceğimiz, evde de aynen bir usta ahçı gibi sunumumuzu gerçekleştirebileceğimiz çok basit tarifler yapacağız. Bugün bunların ilkini yapıyoruz. Otellere veya böyle kahvaltıya gittiğimiz zaman masanın ortasına gelen D şeklinde çok güzel bir omlet vardır ya. İşte bugün en basit tariften başlayıp omleti yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir yumurta, işte sucuk, salam, bilmem şarküteri ürünü ne istiyorsanız. Arasına koymak için de kaşar kullanacağız veya kolot da kullanabilirsiniz. Şimdi çok geçmeden artık yapım aşamasına geçelim. Ürünlerimizden ilki salam olacak. Ben bu salamı almıştım ama buzluğa koymuştum. Bir kısmını dilimliyorum. Bu kadar salam bize yeter. Şimdi bir de sucuğu yapacağım. Şimdilik veriyorum. Siz isterseniz evdeki ahaliye, duruma göre bunu arttırabilirsiniz. Evet, şimdi artık pişirme işlemine geçelim. Ben pişirirken bir krep tavası kullanıyorum. Bunu böyle birazcık yağlayıp altını açıyorum. Ve şarküteri bölümlerimi bırakıyorum. Bunları ısıyla zaten olacaktır. Zaten ısıyı görünce direkt salamlar da ayrıldı. Çünkü ürünler ince olduğu için çabuk kurumaya elverişli. Elimizle de yayılmayan yerlere hemen yayabiliriz. Ben bir porsiyon bir kişilik olduğu için tek yumurtayla yaptım. Siz isterseniz 2 yumurta, 3 yumurta, kaç yumurtayla isterseniz yapabilirsiniz. Ve arasına bolca kaşarımızı koyuyoruz. Yumurta zaten ince olduğu için çabuk pişecektir. Evet, böyle de kaplıyoruz. Ben bunu büyük yumurtayla yapmaya alıştığım için şu an evde orta boy yumurta vardı. Açıkçası biraz fark ettirdi. Normalde bu daha kalın oluyor. Yavaş yavaş kendini bırakacak şimdi bu. Karşınızda yiyor gibi olacağım ama
Kusura bakmayın. Çok lezzetli görünüyor. Hemen şuradan bol peynirli kısmından. Şimdi şarküteri ürünlerimizi çok fazla kurutmadığımız için ürün gayet hoş duruyor. Yani lezzetli, kuru değil. Bunu şimdi ben tek kişilik yaptım. Eğer ailede mesela 4 kişiyseniz şöyle yapabilirsiniz. 2 yumurtayı kırıp bu malzemeyi yaparsınız. Katlamazsınız. Yanında bir tabağı alır. Sonra 2 yumurtadan bir tane daha yapar. Arasına kaşarı koyarsınız. İlk yaptığınızı onun üzerine kapatırsınız. Böyle tam bir hamburger görselinde olur. Öyle de bunu kalabalık ailede yapıp yiyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız daha böyle birçok pratik tarifle bu 14 günde güzel videolarla birlikte olabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.